Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Rimworld'de yeni bir bölümle karşınızdayım efendim. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor. En son biliyorsunuz, yani bol bol çelik toplasak da sıkıştırılmış makinelerle alakalı sorun yaşıyorduk. Ve halen ne yazık ki tam olarak istediğimizi elde edebilmiş değiliz. Şunu da yukarı taşıyayım ben, ya da yukarıya yaparım, bunu da kırayım. Buraya şöyle bir komple yemekhane alanı yapalım. Şunu kırmadan yapacağım ki yemek yedikleri zaman dışarıda yemesinler. Abi depomuz iyi. Depodaki el bombalarını birine vereyim mi? Birilerine. Güzel bir soru esası. Ya okçulardan birine verebiliriz, böyle şey durumlarda onu attırtırız. Yani. Menzili ne kadar ki acaba ya el bombalarının? Yakına giriyor diyeyim. Menzil 13 birim. 13 birim mi? İyiymiş. Peki okun menzili ne kadar acaba? Oku öğrenemiyorum. Direkt oku üzerine tıklasın. Şöyle öğrenebilirim. Bırakır oku öyle. Evet evet oku bırakır. Alp abiye mi dedik oku bırak diye, el bombasını al diye? Ben Şahin'e dedim sanıyordum, neyse. Bir bakalım ok kaç birimmiş. Bu arada sevgili dostlar, izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri benim için çok çok önemli. Abi 23. Tabii. 23 bence yayı alsın. Dibine girmesin diyorsun. Ya silah yapacağım herkese. Silah da yapamıyorum ki arkadaş. Tolga'nın iş yapma hızına bakar mısın abi? Tolga'da inşa kaç olmuş? 18. Aman aman aman. Yok, aman maşallah. Aman. Dostum toprak şey YouTube'a geliyor serinin bütün bölümleri, merak etme. YouTube'la burayı ama ayrı olarak değerlendir sana zahmet. Yani oraya anlık dönmem mümkün değil ne yazık ki. Teşekkür ederim. O şekilde yapıyoruz zaten sevgili Nobran Kekosa var. Tam olarak o şekilde yapıyoruz. Siz bizim geçen bölümlerde başımıza geleni gördünüz mü efendim? Geçen bölümlerde yaşadığımız zorluğu. Merak etmeyin, YouTube'dan izlediğiniz her şeyi anlayacaksınız. Efendim sevgili Erhil bu arada ikinci ayında selamünaleyküm, herkesin bayramı kutlu olsun demiş. Aleykümselam Erhil, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayberk aleykümselam, hoş geldin. Koyunlar doğruyor, evet, patır patır. Şu solda yeşilleri de alabilir sanki sen. Yeşil taşları var ya. Şuradakileri mi? Yok, solda bir taşlar var. Heh, bak biraz aşağıda. Ha evet o. Bunlar mı? Değil. Sağ aşağıda, pardon, ben yanlış yerden bakıyormuşum. Sağ aşağı, evet. Orada yeşim taşı falan var. Olur, alalım. Şeyleri kazdırıyorduk. Birileri, onları da satarız. Şeyleri kazdırıyorduk. Onları aldılar mı bilmiyorum. Aha baksana abi, burası. Uzaydan uzay parçası yakınlara. Oo çok güzel. Çelik. Ama git. Abi bu şeytan ipi. Aga be, düştü yere bak. Allah'ım, 10 bölümdür şeytan ipliği büyütmeye çalışıyorum chat. 10 bölümdür. Allah'ım aklımı koru ya Rabbim. Abi bunlar büyümeyecek, ben sana söyleyeyim. Şeytan ipliği bize nasip değilmiş Samet Paşa. aha bileşen geldi. Abi göklerden çelik. Gelen bir karar bu galiba. Aynen. Abi bak, feda olsun tarlayı. Çelik bileşen çok güzel. Sıçın tarlanın ağzına, lütfen tarlama düşün abi. Şükürler olsun ya, silah yapamıyordum. Gidelim birikiyordum, silah yapalım, kurban olayım. Aynen. Abi. Aynen, dur silah seçelim Samet. Şu anki araştırma neydi bizim? Şey abi, havan bitmek üzere. Bak ağır ateş gücüne mi tıklar mısın? Ağır makinalı, hafif makinalı, otomatik pompalı. Ağır makinalı tabanca. İşte o ağır makinalı tüfek diye geçiyor da bu efsane bir şey ya. 23 menzili var, çok sağlam sıkıyor. Ben buna hastasım. Bana göre buradaki en iyi silah bu. Havandan sonra ben ağır ateş gücüne gidip bunlardan yapalım o zaman. Aynen. Yani diğerlerinden de yapabiliriz de bunun yeri ayrı. Bence hepsine bundan verelim abi, nişancılığı olan herkese. Bunun arkasına geçsinler, tık 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 sıksınlar. Aynen. Harici çaksak güzel bir şey acaba. Kurşun geçirmez yelek buradan mı yapılıyor? Başka bir yerden mi? Geliyorum. Şeyden böyle büyük bir zırh şeyi vardı. Demir şey yapmayla açılan. Demir dökümhane mi, öyle bir şey vardı, şu an hatırlamıyorum. Kurşun geçirmez yelek, çelik yelek. Flak çelik. Aynen bu.
Çelik yelek şeyden yapılır ya o. İşleme masası. İşleme masası. Aynen. Evet. Ne kadar istiyor mesela çelik yelek? Birim başı. Ayrıntılardan öğrenebilir miyim? 30 kumaş, 60 çelik, bir birleşen. Okey. Herkese çelik yelek yapalım diyeceğim de bence önce silahları yapalım abi. Zaten birebir kapışmayacaklar ya. Ya bence şöyle bir şey yapabiliriz. Hani yakın mesafeye girecek birkaç sağlam kişiye yapılabilir çelik yelek. Hani mesela ne var? Shotgun'lı bir arkadaş vardı, güzel sıkan gibi. Hı hı. Ona yani bir iki kişiye şimdilik yapılıp böyle bir sağlam alırız o güzel karakteri. Veya ilk 5 karakterimize yapabiliriz. Diğerleri o kadar önemli değil. Gibi gibi. Hı hı. Ben şöyle düşündüm abi. Ya nasıl olsa bu adamlar ani baskınlar harici bizi rahatsız edemeyecekler ya. O da çok çok nadir yaşanan bir durum. Ani baskınlar harici şey yapamayacakları için buraya diyorum. Evet, bu arada sevgili Raoul'el, yani resmen sınanıyor gibiyim. Yani şöyle düşündüm, hani herkese tüfek yapayım, buraya yerleştireyim. Zaten şu tuzakları aşamayacaklarını düşünüyorum. Diyelim ki açtılar, buradan geleni geçeni tararız. Ha, çelik yelek hangi opsiyonlarda lazım olur? Yukarıdan götümüze roket indirirler. Biz dışarı çıkmak zorunda kalırız makinelerle falan. O durumlarda da save'e döneriz diye düşünüyorum ama. Tamam, sen nasıl istersen. Sanki save'e döneriz be abi. Tamam, olur. Ben dönerim yani. Ben dönerim. Sanjaran, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Burada zaten 4 mevsim bitkiler büyüyor arkadaşlar. Şeytan ipliğinin bölümlerdir büyümemesinin sebebi dışarıda don fırtınası yaşandı bir. Dondu. Her şey dondu, anladın mı? Nasıl oldu ben de bilmiyorum yani. Tropikal iklimde bak, dışarısı 31 derece, herkes kavruluyor falan. Ansızın event geldi ve donduk. Yani dediğim gibi nedenini bilmiyorum. Allah bilir niye. Sonrasında zehirli gaz bulutu geldi ansızın. Zehirli gaz bulutları bizi bir dondurdu. Öyle yani, hiç rahat edemedik ya. Ben rahat ettiğimizi pek hatırlamıyorum. Efendim sevgili Patates Rambo Prime'ın avantajıyla 7. ayın da teşekkür ederim. Patates Rambo sağ olasın. 7. ayın kutlu olsun. Abi semiriyorum. Ne kadar çelik varsa. Şey de koydum zaten, gördüm. Kolon yapıyorum ya. Ne olur ne olmaz. Süper süper, aynen. Ya tepemize çotank diye devrilmesin. Aynen, dün biz birkaç kez senin kafaya düşürdük. Harfli. Temizlerken devriliyor abi. Bir tüccar gelse de niye fil içeride uyuyor? Tural Bey, neden içeride uyuyorsunuz efendim depoda? Tural arası yasal ya onda. Evet evet, depoya girebiliyorlar. 11 yossolara baksana abi. Birinin şu depoyu düzenlemesi lazım ya. İç içe koysanız her şeyi. Vakit mi bulamıyorlar artık, nedir anlamadım da. Şahin Bey canlı doğrayamıyor mu? Sincap'ı parçalamıyor mu abi bunlar? Parçala. Şey, sonsuz mu canlı doğrama? Evet evet. Tamam, birazdan parçalamış canlı. Squirrel Corpse diyor ama baksana şunu yapamaz. Canlı doğramaya da malzemeye ihtiyaç var diyor. Allah Allah. Bu cesetler çürüdü mü acaba bizimkiler alana kadar? 3.1 gün önce öldü. İsabet, beslenme, bilmem ne. Kayıp vücut parçalı %0 mı? Kayıp vücut parçası %0 dedi. Acaba hiç parça kaybolmadı hiç yani? Hiç parça kalmadı mı, yoksa tamamen içinden geçildi anlamında Max'in? Sanırım. Yani herhalde o anlamda, çünkü şey çok sert vurdu ya. Evet evet. Hani paramparça oldu ve hiçbir şey bulamadık muhtemelen. Güzel. Aynen. Bence de. Güzel Ambrosia. O zaman bunları yaktıracağız yani. Ceset yakma, ayrıntılar, hayvan cesetleri. Sincap. Hepsine izin vereyim, sonra tekrar kapatayım. Aynen, kaldıralım sonra. Yaksınlar, kapatalım ya. Kim var boşta? Fokrals var. Asla Ark taşıma götürüyor. Yapmaz. Hayda. Ark götürüyor. Hı-hı. Abi Fokrals... Ne yapacağız biz bu Fokrals'a ya? Fokrals'a inşaatlık iş vereceğiz, çalıştıracağız. Başka bir şey yapmıyoruz. Aa, odalar yapıldı, bir saniye. İyi hatırlattın abi. Yatak, yatak, yatak. Yatak dışında bir de duvar lambası. He. Başka mahkumlara ne konur ki?
Başka ne benden? Konforlu yerde kalırsa direnci daha da mı düşüyor? Sorun çıkar mı? Direnci düşüyor mu tam bilmiyorum da hani daha az kaçma ihtimali oluyor diye biliyorum. Tamam o zaman hani... Vazo'da da koyabiliriz o zaman. Vazolara bitki de şöyle vazolar da koyalım. Dolabın oraya. Ne yapayım bir de şöyle küçük sehpa koyayım. Yemin ediyorum bizimkilerden lüks oldu ha. Vallahi billahi ablaların lüks diyor. Bizimkilerden lüks oldu. Havan araştırması havan tamamlandı. Bitti. Hemen ağır ateş tamam. Gücü. Havan nasıl kuruluyor abi savunma? Bakalım hemen. Şeyde olması lazım. Güvenlik. Güvenlik. Havan. Güçlendirilmiş aynen. Namlu lazım diyor. Uy, 6-5'ten güçlendirilmiş. Bir de nasıl bir şey bu? Nasıl kullanılıyor yani? Nereye kadar kapsıyor? Bir alan malan gö- bütün map'e bir mi alana, vuruyor? Bütün map'e vuruyordu bu. Oo çok iyi. Ya bunu böyle evet. Güzel bir yere koyarız hani zarar görmeyecek şekilde. Patır patır oradan bütün map'e sıkar. Güçlendirilmiş ama... namluya nasıl gidiyormuşuz ya? Dur ben bunu araştırayım. Tamam abi. Duvar lambası mod balım. Çoğu şey mod. Uyuşturucuların kullanımına izin verme müptela olabiliyorlar. Onları satıyoruz ya uyuşturucu kullananımız yok diye biliyorum ama. Kullanımına nasıl izin vermiyorum peki? İçeri bir şeyler oluyor. O koyunların orada bir şeyler oluyor. Biri koyunları boğazlıyor herhalde. Evet. Şimdi yetişkinlerden Dark School Fear. Koyun dişi. Erkek olan bu ata koç. Eşek var iki tane. Abi eşekler ne kazandırıyor bize ya? Eşekleri kesecektik zaten Samet. Eşeğin hiç partisi yok. Yani bir tek şey için avantajı var. Kervan falan yollarsak malzeme taşıyorlar diye. Nasıl taşıma öğretilemez fillere şey eşeklere anlamıyorum ki. Hamile bir aynen. Tanesi ama kesersek sorun oluyor mu? Yok yok keselim ya sorun yok. Hani, yapacağım. Onunla uğraşmayalım da. Tamam. Onu kestim. Şimdi eşekleri kestik. Keçi, ata keçi, koyun, koyun, salman fil. Abi hep dişi, hiç erkek yok. Hepsi dişi, full. Kaç tane koyunumuz var anlatamam. Aa yok olur mu? Baksana. Koç. Bizim ata koçumuz vardı değil mi bir tane? Abi 4 tane koç var. 4 koç bir teke. Hatta evet evet 4 koç bir teke. Keseyim mi 5'ini de? Yetişkin diye geçiyor değil mi? Yetişkin hepsi yetişkin. Diye bence keselim. Hani 9 yaşındaki üremeyi durdurur mu? Ondan korkuyorum da bir parça. Ya bizim ata koç hepsine yeter. Bence sağlam de, bizim bence koçlar. Bir performans kaybı yaşamazsa ne bileyim depresyon falan. Evet, taşıma yerine Spocu'ya da kurtarma eğitimi vermişim. İyi bari taşıma kurtarma birkaçını da kurtarma var. Aa hayvan cesetlerini yakmayı kapatalım ki. Aynen aynen aynen. Sonrasında ekmeğimizden olmayalım. Evet güzel düşündün. Hemen buraları mahkum yeri yaptım. Bir de bizimkilere artık hani bireysel oda mı yapsam? Ama yok ya odaları bireysele getirene kadar. Moral kurtumuz pek yok ya bence çok da. Evet evet her ya gibi. Küçük bir ruhsal çöküş yaşıyor. O da şey yani hani ekibin gerçekten evet. Sakatları. Bir fikrim var Fokras'la alakalı Samet. Bir tane daha araştırma sırası yapıp şu Fokras'ı oturtalım. Sürekli boşta kalması beni sinir ediyor. Var abi. Ha, 3 kişiyiz ya araştırmada. Hani 3 masa olsun. Tamam Fokras'ı araştırma da verdim. Fokras'ı da komple araştırmaya verelim. Evet şu an boşta durmuyor artık. Ha, çok güzel. Hatta bir verelim başka bir şey yok. Daha inşaat var doğru. Abi yani sürekli boşta ya. Liza küçük ruhsal çöküş yaşıyor. Niye yavrum? Depresif, karanlık. Hem çirkin hem depresyona giriyor olması hiç hoş bir ayrıntı değil onun için. Evet. Birazcık sıkıntılı bir süreç olur o. Aa şuraya dışarıdan giriş de yapalım ya. Niye böyle millet eşeğin hörekesi gibi dolanıyor ki? Bir buraya, bir buraya. Bu arada güçlendirilmiş namlu ya şeyden alıyormuşuz Samet. Ticaretle ya da görevlerle falan geliyor. Hı hı. Yani o yüzden kendimiz yapamıyoruz.
Güçlendirilmiş namlu biraz havan için gerekiyor ya. Sıkıntı onu şey yapacağız. Heykellerimizi satarız abi. Hayır işte yani, satarız onun parasını karşılarız da sıkıntı şu. Adamları bekleyeceğiz gene yani bir şekilde şeyleri bekliyorsun. Anladım. Mervan bekleme sıkıntımız var. Efendim sevgili Mert 17. ayında abone olmadan reklam da yedik demiş. Hoş geldin Mert, merhabalar. Güzel olanın depresyona girdiğini nerede gördün? Öyle deme Özgür ya. İçi seni dışı beni yakar kanka. İnsanlar kim bilir nelerle uğraşıyor yani. Ruhsal problemler şey değil. Öyle hani hafif şey, basit şeyler değil ki. Ben güçlü ve yakışıklıyım. Depresyona giremem. Abi adamların hayatı sikiliyor da haberimiz olmuyor yani, anladın? İnsanın kendini ne kadar dışarıya güçlü gösterdiğine bağlı ya da sorunlarıyla nasıl baş ettiğine bağlı. Ben sevdiklerime zaman ayırıyorum misal. Okey, bana terapi gibi geliyor. Niye ağaçları kesiyorum bilmiyorum abi. Bu sorumun bir yanıtı yok. Cevabı yok ne yazık ki. Ama bence kötü bir fikir değil. Yeniden büyürler nasıl olsa. Odun da bulunsun elimizde. Sürekli bir şey yapımında kullanıyoruz. Vatan Sefer teşekkür ederim. İyi oyunlar dileğin için sağ olasın. Araştırma masalarının yanına eklenti masası var. Araştırmayı hızlandırıyor. Ne gibi? Nasıl yani? Bu çalışma masası gibi bir şey vardı ufak. Bu şeyin orada olacak. Üretimde sanırım. Üretimde değil. O zaman mobilyada mı olacak? Burada da değil. Çeşitli. Ekstra furniture'a baksana abi. Ekstra furniture'da da göremedim abi. Allah Allah, aynen ben de göremiyorum. Eğlence, sıcaklık, gemi, çeşitli, güç. Değil. Yapı, üretim. Sanki üretimde de, üretimde de göremiyorum. Kestim tekerleri canım. Zaten senin filler çalışıyor. Çalışma masasına tıkla, bir kere orada çıkıyordu. Çalışma masası? Hangisi ki çalışma masası? Basit araştırma masasının ahşap araştırma masası var işte. Ahşap basit araştırma masası. Yok, bunlar değil. Kasap masası. Çalışma masası dediğiniz hangisi abi? 50 tane çalışma masası var. Bir şeye baksana Samet, araştırmalara. Bizim kendi araştırma şeyimize. Orada şu yukarıda şey sistem var ya, bizimki değil de öbürü. Ha, Vanilla Expanded. Heh, orada artisan furniture değil mi acaba? Bakıyorum. Bu değil. Modern furniture. Değil. Burada da değil. Değil. Da değil. Tüplü yani, televizyon ve düz ekran televizyon var yani. Direkt kurulu olan masaya tıkla. Tıkladım efendim. Yapıyı kopyala. Ha, file cabinet. Bu mu? Evet. Okey. Ha, dosya dolabı. Okey okey okey, anladım. Anladım efendim. Anladım efendim. Ya siz masa deyince ben şöyle bir şey bekledim, anladın mı? Hani ortaya bir yere koyuyorsun, buff veriyorsun gibi. Bak, ışıklar direkt önünde. Koltuklar rahat. Şey değil. Anladım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi bizde bir çelik var. Bir çelik var artık, düşman götüne. 7000 tane çeliğimiz var. 7000. Oo, çok güzel. Ya biraz şey de geldi, sıkıştırılmış parça da geldi ya. Biz bu fight başlayana kadar acık silah yap, ama dur ya, şey yapacağız. Otomatik silah yapacağız ya, onu bekliyoruz. Doğru mu? Gel, benim gene fikrim olarak bir bileşen bence çok değil Samet. 2-3 kişiye çelik yapabiliriz bence. Yani bir bileşen ya. İlk beşlimize bir çelik gerek, yapalım mı ya? Bence de yapalım yani. 5 tane bileşen gidecek, çok değil. İlk beşlimiz bir çelik gerek alsın da. Peki bununla ilgilenen kim? Bu zanaat mı oluyor? Zanaat. Bizim zanaatçımız, demirci, iki tane demircimiz var. Liza Hanım ya. Direkt 14'le Liza Hanım yani. Adem'in falan önceliğini alıyorum buralardan. Tamam. 14 var çünkü Liza Hanım'da. Nerede Liza Hanım? Evet, geliyor. Kumaşımız yetecek mi? Yeter ya, 769 birim kumaş. Şu şeytan ipliği artık bir... Abi bu geri geri büyüyor. Geri geri büyüyor? Geri geri büyüyor bu. Ha, o %29 büyüdü ya, o onlara büyüme oranı şeyle alakalı. Güneşle müneşle tamamen ortamla alakalı.
Toplam büyüdü kısmı ana olay. Abi biz bu şeytan ipliğini büyütemeyeceğiz ya. Aynen, kısmet olmayabilir bize. Eskimiş kıyafet, Line of Bosporus. Neyin eski? Kumaş kabile giysisi. Okey, şey yapalım sana bir. Gömlek yapalım değil mi? Aynen, bir gömlek bir pantolon yakışır ona. Bir gömlek, bir pantolon. Bence pantolonu kapabilirler ama derilerden. Hepsini temizle, sadece deri. Bir gömlek, bir pantolon. Çelik yelek yapıyor gibi yavaştan. Tarlaya ışık koyarsan daha hızlı büyürler. Koyalım. Koyalım. Nasıl koyalım? Mobilyadan gün ışığı lambası. Ama abi çok masraflı bir şey olur bu. 40 çelik diyor. Ne yapacağım? Adım başı lamba mı atacağım buralara? Ne kadar elektrik yakacak bu ve değecek mi? Ne oldu? Bu konuyu kaçırdım ben de. Işık koy dediler abi. Hani gün ışığı lambası koyarsan daha hızlı büyür dediler de. Ha. Öyle bir şey mi varmış? Ya bir öyle dediler. Bilmiyorum abi, var mı yok mu? Yani ben hiç gün ışığı lambasının arttırdığını bilmiyordum. Eğer öyle bir şey varsa. Ya bilen bir arkadaş da kesin olarak iyi bilenlerden bize söyleyebilir mi? Boşuna şey yapmayalım. Öyle bir şey yok abi. Ben de hiç bilmiyorum çünkü. Samet bence iyi bilen biri söylemedikten sonra şey yapmayalım. En fazla aynen, elektrik gider abi ya. Yok, alakalı yok. Olsa bilirim yani. Tamam. Samet. Yani bir sürü de burada bilen insan var, hepsi hiç bu konuyla alakası yok. Onu büyük ihtimalle bir arkadaş yanlış biliyor. Vallahi bilmiyorum. Hiçbir konuda sorunumuz yok arkadaşlar. Bakın yani yemek konusunda affedersiniz sıçana kadar yiyebiliriz, anladınız mı? Sıçana kadar. Ama kumaşlar büyüdü, diğerleri büyüdü. Şeytan ipliği. Bu arada 4 mevsim boyu şey yapabiliyoruz, ekim yapabiliyoruz bulunduğumuz biyomda. Haberiniz olsun efendim. Şu tüfeklerin araştırması tamamlansın da çelik yelekleri de bir kimse giymesin ya da giyenlere çıkarttırırız zorla. Yani ben şu anonimit arkadaşın dediğin gibi biliyorum mesela o konuyu da. Sadece hani kapalı alanlara, bir yer kapalı alan olayı yapacaktık ya birinci sevde. Onun için lazım o. Yani evet, hatırlıyorum. Şey, sera gibi böyle kendimize özel tarım alanı. Aynen, onun için. Bu arada güzel tekeleri kestik, eşekleri kestik. Dünya kadar yemeğimiz var. Abi dediğim gibi dünya kadar. Bakın 2000 böğürtlen, 1500 pirinç, 1400 mısır, 400 patates. Şu şeytan ipliği... Abi şeytan ipliğinden vazgeçip kumaş mı eksek oraya? Olur, sen biliyorsun. Yırtıldıkça... Çok boş bölgemiz var mesela. Yırtıldıkça yenisine ki... Şeytan ipliği beni biraz bezdirdi abi, biliyor musun? Tamam, anladım. Ondan dolayı vallahi bezdirdi beni ya. Ben buraya da... Kumaş her şeye yarıyor zaten ya. Kumaş dikerim, olur biter. Yemek konusunda bir sıkıntımız yok da... Vallahi şeytan ipliği beni yıprattı ya. Gelmiyor abi, namussuz. Bak filler seri seri taşıyor. Peki buraya kolon yapıldı. Şurada biraz daha çelik var. Burada biraz daha çelik var. Emirler. İki kare gel. Bir kare gel. Şuralarda bir şeyler var mı yok mu bilmiyorum. Buralar ıdı bıdı. Şuradaki yeşim taşlarını alalım. Şuraya bir... Burası gölgelik ya, şey diye hissediyorum abi. Çatı çökebilir diye bir kolon yapalım, öyle alayım diğer çeliği. Aynen, çok mantıklı. Şöyle bakınıyorum. Çelik. Her yer devasa miktarda çelik. Abi zaten 6500 birim çeliğim var. Benim çelikten endişe etmeme hiç gerek yok da. Ne yazık ki... Yeşim taşıyla karşılaştık. Evet, biliyorum. Pantolon bitti. Donu giydi mi peki? Eskimiş kıyafet, Line of Bosporus. Umurunda bile değil. Müsait oldu giyer ya. Yok mu gömlek ya? Koyun yünü parka, gömlek yok. Donu çıkarmışlar abi. Güneş çarpması safir.
Dışarısı kaç derece? Abi dışarısı 44 derece. Vallahi mı? Ne yapacağız? Sıcak hava dalgası gelmedi değil mi? Hayır, normali 44 derece. Tamam. Güneş çarpması riski var. Dikkat edelim adamlara. İyileşene kadar dinlen diyeceğim, yaralı değil diyor. O kim o? Safir. Onu salmayalım dışarı. Onu evin içinde bırakalım. Bir tane senin şey var ya kurdun Samet. Tamam. O Safir'e de ki dışarı çıkma sen bir süre. Kritik duruma soktum Safir'i. Heh, aynen. İçeride kalsın. Tamam, Safir belli bir süre içeride. Küçük ruhsal çöküş Adem. Anladım. Güneş çarpması yaşayanları evin içerisine hapsedeceğiz. Alp abi de güneş çarpması yaşıyor bu arada. Tamam, Alp abi ile Safir'i dedim ki kritik durumun içerisine hapis. Ama burası kritik durum değil. Gerçi gece battı, dışarıda çalışsın da. Bir saniye, alanlardan kritik durum alanını görebilir miyim? Evet, kritik durumda oraya gitmemesi gerekiyor ama gidiyor. İlginç. Eskimiş kıyafet, Line of Bosporus. Gömlek yapılmadı mı? Gömlek yapıldı da gömleği başka biri giymiş galiba. Ha, gömleği başka biri çorlamış abi. Çorlarlar, bunlar böyle aç gözlü oluyor. Bir 4 gömlek, 4 de pantolon yap bari. Güzel, tamam, güneş çarpması gitti heriflerin. Tamamdır. Salıyorum geri dışarı. Ha, yemekhaneyi taşıyacaktık biz. Hatırladım neyin eksik olduğunu. Şöyle. Şurası bence güzel olur gibi ya. Bir buraya, bir buraya. Bir de yemekhane masaları şöyle. Abi ortalığı bok götürüyor. Evet, biraz kiri var. Kiri pas. Yok mu hiç böyle temizliği bir olan ya? Taşıyıcı, temizlik. Line of Bosporus'un temizlik biri de bahçıvanlık da biri. Ya şu bahçıvanlık işleri bitsin, hallederler ya. Biraz odun kestirdim dışarıda. 6000 birim odun yaptırdım ya. Aynen, aynen. Evet, çok güzel. Tertemiz yapıyorlar her yeri. Şahin de yemeği yapsın, onu da bir temizliğe verelim. Şu araştırma bir bitsin de artık silah yapalım ya. Temizliğe verelim diyorum. Ay. Şahin'i bir kesime verelim. Hamile olanı kesince herhangi bir sorun yaşamıyor muyuz abi? Of, dışarısı o kadar sıcak ki dolap -4'te zor duruyor. Aa, onu -15'e mi koymuşuz? Güzel. -20'ye çıkarayım şunu. Elektrik yakar en fazla herhalde. Evet evet. İçerisi lütfen -de kalabilir mi? Teşekkür ederim. -2. Dışarısı 39 derece tabi. -1. Bir klima daha. Klima koyarken daha da çok yanar. Doğru. Yani benim çok başıma geldi. O hiçbir şekilde sonradan kırma yaptım da verim alamadım. 20 günde ya da 39 günde bozulacak diyor. İçerisi 3 derece. Bir süre kapıya girişi kapatalım mı Samet? Ama yemek alamazlar ki bu sefer. Bir süre almasın. Bence Şahin'in şeyini kapatalım. Yemek yapmasını kapatalım. Olur olur. Şahin çok içeri girip çıkmasın. Sadece yemek alsın. Şimdilik bunu bir askıya al diyebiliyor muyum? İptal edeceğim mecbur. Tamam, sadece yemek almaya içeri girsinler. -20'ye kadar dondursun. İçerisi 3-4 derece, 3-4 derece gelip gidiyor. Hayır, o kadar çok yemeğim var ki bozulursa bana dokunur gerçekten ya. Evet. Soğutmuyor abi. Dışarısı bu vakitte nasıl 38 derece olabilir? Güzel bir aurora dalgası gökyüzünü aydınlatıyor. Alp abi güneş çarptı. Girmeyin artık şu dolaba. İyi, sıfır doldu. Hadi eksiği gör, hadi eksiği gör. Gördü eksiği. Çok güzel. Şükür. Hemen bu ara bir tane klima yapıştıralım mı?
Vallahi bilmiyorum. Aniden bozulur mu acaba? Çünkü belli ki yetiştiremiyor abi. Ya bence çok yani sen bilirsin de ben büyük ihtimal sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü burayı açtığın an dışarının 50 derecesi içeride olacak. Hı-hı. Sonra bir daha çeviremeyeceğiz. Diye düşünüyorum. İstiyorsan save alıp deneyelim. Tamam. Peki şöyle yapsak abi misal. Burayı kapattım. 4 tane klima kurdum. Nasıl olsa şunları kırıp elindeki materyali alacağım ya. 4 tane klima kurdum burayı. Burayı iyice soğuttum. Sonra yavaştan burayı kırıp hani buradaki soğuk havayı içeri doldurdum gibi. Hani odayı büyütmüş olacağım böyle bir parça sadece. Olabilir. Ya da dayanır ya ne olacak? -7, -8 anca hey yavrum hey. Overwall color yaparsan duvarı kırmadan kuruyor. Hocam bu havalandırma değil mi? Bu da soğutucu ama bu aynı parça yiyor. Harbiden duvarı kırmadan koyuyor. Vay be. Save almadan bir deneyelim. Save alıp aldık zaten bir deneyelim. Süpermiş. Garfiyek teşekkür ederiz. Vallahi teşekkür ederiz eyvallah. Bize çok güzel bir bilgi verdin. Sağ olasın yani götümüzü kurtardın. Esimizi save'ledin kanka teşekkür. Çelik yeleği kim giydi? Görünmüyor ki. Oğuz abi sen nasıl bir gömlek giymişsin gördün mü kendini? Küçük resmine bakar mısın? Bakıyorum. Böyle hafif bir papyon var gibi değil mi? Hani böyle bir takım elbise GX. Evet çok ilginç. Tere Tolga. Ya. Ceket gömlek. Oo. Götümüzde don yok abi. Bir tek öyle bir sıkıntımız var tabi. Aha silah araştırması tamam. Tamam. Çelik yelek bitmiş. 5 tane çelik yelek yapılmış. Yapılmış mı? Kimler giymiş acaba? Tek tek girer öğreniriz ya. Ağır makinalı tabanca mı hafif makinalı tüfek mi? Hafif makinalı tüfek için 75 çelik 5 bileşen. Bir tane hafif makinalı tüfek. Ama hafif makinalı tüfek de kaç birim görüyorsun aslanım? 26. Hafif makinalı iyi olmaz mı abi? Hafif değil de öbürüne bir de bakar mısın? Öbür neydi? Ağır makinalı tabanca. Ağır makinalı tabancanın da isabetlerini falan bilmiyorum da menzili 23. Ben geniş açıdan sıksınlar diye düşündüm ama. Vallahi ben ağır makinalıyla çok daha iyi verim aldığımı hatırlıyorum. O zaman bir 5 tane de ağır makinalı yaptım. Zaten anca yapar hani bütün bileşenleri harcamış olacağız. Bir çelik yeleklere bir bakalım kim ne giymiş. Çelik yelek Oğuz abi giymiş güzel olması gerektiği gibi. Tolga giyememiş olmaz. Gürkan giyememiş. Şahin giymiş. Alp abi giymiş. Mükemmel bir çelik yelek giymiş hem de. Esasında karıştırabiliriz bak arkadaşın dediği gibi Samet. Biraz ondan biraz ondan da yapabiliriz. Hani biri daha uzaktan sıkıyor, biri birazcık daha fazla sıkıyor gibi. Evet ama ben takıntılıyım abi. Tamam usta. Abi Nickel'ın çelik yeleği çıkardım. Nickel'ın çelik yeleği hemen bir Tolga'ya giydirelim. Zorla giy dedim ama mırıngırın etmez herhalde olmaz. Değil mi? Yani bizimkiler moraller çok iyi bir şey olmaz. Şimdi Gürkan'a giydireceğim sonuncu çelik yelek kimdeyse. Fokras'ta değil, İbrahim'de değil. İbrahim'de olsa zaten İbrahim'i atmaya götürürüm. Safir'de. Safir çıkar yavrum çelik yeleğini. Tolga giydi. Şimdi Tolga'da çelik yelek var. Sende var abi. Tolga'da var abi. Gürkan'da yok. Şahin'de var. Alp abi'de var. Tamam ana beşliğe bir çelik yelekleri giydirelim de. Abi çelik yeleklerle bu arada klas duruyoruz ha. Evet evet çok şekil durduk. Beşimize de aynı ağır makinalı silahı vereceğim. Shotgunları falan da başkasına veririm. İlk beşlerin çünkü nişancılık yeteneği full artı 10'da falan başlıyor. Çelik yelekleri savaşta giydir istersen rahatsız oluyorlardı. Abi sabaha kadar rahatsız olabilirler. Şu an onları umursamıyorum. Heykel iyi durumda. Biz araştırma yapabilir miyiz? Tabii ki. Ne yapalım araştırma abi? Anadan bir saniye. Sağa doğru gideceğim. Steril malzemelere gidelim mi? Yok steril değil de neydi? Güneş paneli, otomatik kapı.
Bio akaryakıt. Sis perdesi, pürtez, yangın söndürücü. Steril malzemelerde ne yazıyor? Steril fayans var sadece, değil mi? Hı-hı. Ya mikro elektriğin şöyle bir sıkıntısı var. Mikro elektriğe geçince bir sonraki teknolojiye geçeceğiz. Ama hani bizim için iyi olacak. İşte şeyler falan. Düşman da kuvvetlenecek. Iyi. Düşman da bayağı kuvvetlenecek. Onu tamamen sana bırakıyorum. Bence hepsinin burada elinde. Burada oyalanabiliriz. Heh. Abi ben bütün kabilemin elinde makinalı artı çelik yelek ve kafalı kask olmadan geçmek istemiyorum ya. Tamam. Ya mesela bak şunun kısmını da söyleyeyim. Mikro elektriğe geçtiğimiz zaman uzay ticaret istasyonu kuracağız Samet ve sürekli gemiler gelecek, gemilerle iletişim kurup onlara malzeme alıp satabileceğiz. Hı hı. Öyle bir de avantajı var mikro elektriğin. Yani tamamen tercih sende, nasıl istersen. Abi ben yoksa buralarda biraz oyalanacağız. İşte kakaoya gideriz, kakao yaparız falan pişman. Mesela ben... geride kakao var ya gibi. Evet, evet. Şey yapmayı planlıyorum ya. Uyuşturucu üretiminden şu... uyuşturucu üretimine gidelim. Oradan çünkü ilaç üretimine falan gideceğim ileride, hani tıbbi ilaç için. O hazır olur. Tüplü televizyon falan yaparız abi. Halı dokuruz. Bira demleriz. Boşa mı gider? Boşa gider ya. Bio akaryakıt dediği şey ne abi? Kimyasal yakıt elde edersin diyor. Aynen. Bu... kimyasal akaryakıt da bu şeyler falan var ya. Karşı uzak yerlere gidebilmek için bazı cihazlar var. Onlara tarzı şeylere yakıt olsun diye. Ablam protezler dedi. Araştırdım ablam protezleri. Araştırdım. Ya ben açıkçası bir üst tura geçmek istemiyorum arkadaşlar. Önce bir bizimkilerin hani ellerine adam akıllı bir silah verebileyim. Hani millet geldiğinde kendimizi savunacağımızdan emin ol. Ne arıyor bu burada ya? Neyse. Beleş yemek. Teşekkürler. Millet geldiğinde kendimizi savunacağımızdan emin olalım. Aman yarabbim. Bu ne bu? Güneş çarpması. Alp abi. Abi. Alp abi. Kritik durum. Fokras ticaret yeteneği kazandı. Ne alakaysa. Depo alanını genişletsek mi bir tür? Mantıklı. Şu ikisini bir yıkalım. Sanki bir depo alanını genişletmenin vakti geldi abi. Bir buraya. Bir buraya. Şurayı yıkarsak komple dışarısı belleyecek. Gömleğin tasarımı bitti. Hemen şuradan zemin, parkeler. Ve yapıdan köprü. Tamam. Burası bir yapılsın, birazcık büyüteceğim alanı. Zahit Beyciğim betonda yatıyor. Şu kumaş hayvan yatağını da bizim hastanenin oraya alalım. Ya hayvan da hastalansa hayvanı şey yapalım abi, sağlık yerinde tedavi edelim. Alandan nerede? Depo. Depo alanını genişlet. Oo, Fokrans da deli deli etti kendini. Maşallah maşallah. File yatak yapılabiliyor mu? Tabii ki. Kırmızı kırmızı şey ipli topluyorlar Samet. Keten ipli bulmuşlar bir yerde. Şey ben burayı pamuğa çevirdim ya abi, oradan geldi muhtemelen. Ha okey. Oradan gelenler diye tahmin ediyor. Ama şeytan ipli benim içimden geçti abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kırmızı kırmızı tatlı oluyor ama. Ben renk körüyüm abi, göremiyorum. Bu vaşak derisi. Maymun derisi. Şunları yıkmadı mı? Dur. Hayır. Kabloları kesme. Yok ben şeyi göremedim. Tam depolama alanını iyice genişlettim.
Zemin olarak. Aa, buraya parke örmüyorduk galiba, değil mi? Ha. Orası aslında sıkıntıydı galiba. Malzemen bol abi ya. Köprü yapayım diyorsun. Yani ya sırf falan. Gözüme hoş gözüksün diye 1000 odun harcayacağım. Yani odun çok. Aha, ilk makineli ağır makineli silahımız. En yüksek, en iyi nişancımız Gürkan'daydı. Şöyle bir Gürkan'ı ilk sıraya alalım. 15 maşallah. Şahin, Alp abi. Alp abi dedi 12. Sonra Alp abi gelsin. Oğuz abi 12. Tolga 10. Şahin 10. Şöyle, şu şekil. O zaman ilk Gürkan'a şunu bir giydireyim. Shotgun'ları da bizden bir sonraki nişancılığı yüksek olana. Örneğin Fokras'ta nişancılık var. Ana beşliğimin içerisinde değil ama nişancılığı iyi. Pompi'yi kuşandırırım. Nickel Hanım savaşamıyor. İbrahim'in nişancılık kötü. Safir'in nişancılık kötü. Adem'in nişancılık kötü. Liza'da 9. Liza'dan sonra Fokras'a verilir. Oho! Bizim ana kadro harici diğerleri şey abi. Tırt. Aynen, onların da çıkmış. Eskimiş kıyafet. Ya gözünü seveyim. Kaç tane pantolon ve gömlek yaptırdım. Giysene birini. Herhalde ona karmadı abi. Ona kalmadı. Ambrosyaları buzdolabının içine koyayım mı? Ambrosyaları. Demir gün içinde bozulacakmış. Yani. Aha, ilişki. Liza ve Alp mi? Alp mi? Alp ne yapıyorsun? Alp abi. Liza ile mi? Ama sen evlisin. Hem evli hem de Gürkan'ın kini kaptı. Gürkan. Buna müdahale etmemiz lazım. Aa, bir yandan da şey kuma getirdi abi. Kuma getirdi. Vay be. Alp abi 4 eşliliği benimsedi galiba. Bir saniye, Alp abinin profiline bir bakmak istiyorum. Alp abi. Karı Lion of Bosporus, sevgili Melissa Liza. Vay be. Vay be. Kiliseyi daha çok seviyor karısından. Vay be. Abi metresi var Alp abinin. Ne yapayım? Üçlü yatak var mı? Üçü de aynı anda yatakta olsun. Abi Liza'yı ben iç güveysi olarak taşıyorum. Gürkan. Görüşürüz Gürkan. Aga be. Gürkan gene olmadı Gürkan. Hayır, gene ol. Alp abi kaptı. Alp abi nasıl oldu ki? Arkadaşlar kıyafet yapıyorum. Evet, kumaşımız var, farkındayım. Kıyafet yapıyorum da giymiyorlar. Bir saniye. Ambrosyaları ben buradan buraya almak istiyorum. İsabet puanı ne demek abi ki? Hiçbir. Şurayı bir ilerlettim de her yerde sıfırdır herhalde ya. Başka bir depom var mı? Aynen, her yerde sıfır. Burayı zaten öncelik olarak kritik demişiz. Ki kritik. Tamam. Hemen oradan oraya taşıyacaklar. En azından uyuşturucumuz bozulmasın ya. Bir tane daha heykelimiz varmış Nickel'ın yaptığı. Bunu da bir odaya koysak mı? Bir şey diyeceğim. Aklımda kaldı. Şahin'e şey verelim mi? Yemek olayını. Sıcaklık durumumuz ne durumda? Eksi 20. Okey. İyi dedin abi. İyi dedin. Dörtlü güzel yemek. Aynen. Çünkü biter sonra. Sonsuza kadar. Flag ceket ve flag pants yazıyor. Onları kıyafet yap. Siş kullanmayanlara el bombası ver derken ablam. Siş ne? Flap ceket ve... Onlar buradan yapılmıyor. Onlar sanırım şuradan yapılıyor. Şu an bizim... Oradan yapılıyor. Ağır tabanca üretilen yerden. Mük mü? Mük. Abi. Felal. Mük tabanca yapmış Liza. Alp abiye abi gider değil mi Mük tabanca abi? Sonuçta şeyi yani. Metresi. Vay be Alp abi. Nasıl yaptın bunu Line of Bosporus'a? Evet. Burayı da verdim Liza'ya. Dın dı dı dı. Kuması. Yapacak bir şey yok. Nişancılık eğitimi için hedef tahtası koyulabiliyor. Silah kullanmayanlara bombe. Tamam ablam. Olur. Işık ışık 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 ışık. Ya ben bir şey söyleyeyim mi bu arada? Çok dürüst olacağım. Bence
bize gelip vurabilecek bir ekip yok şu an ya. Yani tabi ağzımı büyük açmak istemiyorum da şom ağzımı açmak istemiyorum ama. Yani şu tuzaklar zaten öldürür ve 5 adamımız burada durup sıktığı sürece ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir daha abi ben şöyle bir manyaklık daha yapacağım. Burayı da köprüleyeceğim komple. Nasıl istersin? Protezler araştırıldı. Bir araştırma da yaparız. Çünkü bitki çıkıyor, sıkamayacağız öteki türlü. Kaç tamam. Odun yiyecek? 2700. Değer mi? Değmez ya. Arada bitkileri kestir gitsin. Değmez. Ya bitki keseriz aynen. Beleş bitki işte. Değmez abi ya. Not worth. Aynen. Araştırmayı hatırlatıyorum arada. Tamamdır. Ambrosyaları topladım. Araştırma olarak sis perdesi, biyoakat yakıt, otomatik kapı, güneş paneli, yangın söndürücü. Otomatik yangın söndürücü. Evin içinde falan güzel olabilir. Besin dağıtıcı. Paketlenmiş yemek. Besin dağıtıcıya gidiyorum. Paketlenmiş yemek nerede? Besin dağıtıcının ilerisinde. Ha, okey, tamam. Efendim sevgili Dark Knight, Prime Avantage ile 12. ayında eyvallah Dark Knight. Sterling Finance hastaneye şart. Evet ama şu an hastane durumu yok. Ne yazık ki. Var mı böyle olgunlaşanlardan, büyüklerden? Bunlar fil. Ata erkek, ata keçi. Dişilere dokunmuyoruz. Erkeklerden Tural var. Tural'ı biçmeyeceğim. Koç var bir tane yetişkin. İki tane yetişkin koç var. Kestim. Bir de teke var, o da yetişkin. Kestim. Geri kalanı full dişi ama. Bir dahaki sefere şeyden bakalım ya. Erkekler direkt cinsiyete göre sıralayayım. Evet evet. Fil değilse, yetişkinse ve erkekse saplayalım gitsin. Ki doğru yapmışız evet. Dişi hiç şişlemeyecek miyiz? Yani keçilere, çok oldukları için yapabiliriz bence artık yavaş yavaş. Keçilere dokunmayacağım abi bu arada. Çünkü onlar süt veriyor ya. Aynen. Süt verenlere koyun, dokunmayacağım. Yünü var. Yünden yaparız abi birçok şeyi. Yün deli gibi var. Evet. Yünden parka marka yapabiliriz. Parka ihtiyacımız yok. Ceket yapabiliriz mesela Samet. Sıcakta ceket iyi gidiyordu. Parka yapıp hazırda tutalım. Parka kış ya. Kış çok... Geç tamam. Olmuyor. Bir saçma bir şey olmadıktan sonra. Ya Line of Bosporus hala neyi giyemiyorsun? Anlamıyorum ki. Ne yapalım sana? Çok ilginç o ya. Şey yap istiyorsan elinle giydir. Canı sıkılır. Biraz bir şey olmaz. Diğerlerinin bak şu kabile giysisi giyeceğim madem. 56, 56, 51 can. 65 can. Git 65 canlıyı giy. Artık kıyafetin eskimiş değil. Alp abi boşta. Niye? Çünkü onu içeri kapattık. Güneş çarptıydı hatırladım. Hı hı. Artık boşta değil. Adem'in ruhsal çöküşleri. Ambrosyalar. Üf. Bunlar bir para ediyor. Akıllara zarar ya. Aynen. Tanesi 10 falan ediyor ya. Artık deli gibi kumaş ekeceğimiz için abi elde edeceğimiz için aslında kumaşları da şey yapabiliriz. Sana silah var mı peki? İyi durumda. Ağır makinalı. Çok güzel. Abi tamam bizimkiler James Bond gibi oldu ya. Tolga'yla Şahin'e de silah vereceğiz. Fokrals'ta var. Liza'ya ver shotgun'ı. Yapıldı mı silahlar? İki tane daha silah yapılacak. Liza çalışıyor. Onun dışında granitimiz tamam. Yeterince yedek granitimiz var. Mermere devam edelim çünkü bizimkiler mermerden heykel yapacak ve sadece 177 tane mermer kalmış. Şu an Fokra hani bir sipariş üzerinde çalışıyorlar, o sipariş mi bitsin? Protez uzuvları araştırdık evet. F'ye basıp kullanmalarını engelle, tüketirler sürekli. Abi hiç tüketmediler daha. Ama teşekkür ederim eyvallah. Hasat ettiriyorum. Hiç bizde yok ki uyuşturucu bağımlısı. Var mı? Biyografide mi gözüküyor o? Evet.
Yani işte biyografide Ay aga hani be, Gürkan Liza tarafından iki kez reddedilmiş abi. Gürkan mı reddedilmiş? Evet 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 evet, iki sonra kez. Gitmiş Alp sevgilisi olarak almış. Evet. Nasıl bir abidir bu ya? Böyle abim olur ya. Abi Alp abi de senin kariye yürümüş yalnız, haberin olsun. Başarı. Vay Alp abi. Aga be. Lan üçüncüyü mü alacaksın? Aa bu nedir? Abi sen kendini kapana kısılmış hissediyormuşsun ama hala Nickel'la evlenmen moralini fulluyor. Kapana kısılmış herhalde, dışarı falan mı çıkamadın bir süre, ne oldu bana? Büyük ihtimalle ha, araştırma masasında. Araştırma masasındayım sürekli, ondandır. Evet evet. Arada beni şurup saldır, böyle dolaşayım, bir hayvanlarla takılayım bir şeyler. Abi Alp abiyle seni aynı odada birebir bırakmayacağım. Bırakma bırakma yani, hiç iyi olmaz. Fokral'sın bir derdi yok. Liza depresif. Ya depresif de gidip Alp abiyi seviyor. Sevgilim hakkında görüşü. Sefa içerisindeymiş. Konforu seviyor abi. Manzara güzel. Alp abiyi görüyor da. Line of Bosporus ne diyor peki bu duruma? Aç masa olmadan yemek yedi. Hiç sikinde değil abi karının. Öyle. Bana ne abi? Nickel'ın et sınırlı, keşke vücuduma bir şeyler eklesek diyor ama Nickel da seni seviyor abi. Büyük ihtimalle şey yapmaz ya. Baksana 40'a 40 aynen yani. Yani çok düşük işte. 4 o işte şey işte protez kol bacak falan büyüyen şeyler işte. İbrahim klasik yıkık. Masa olmadan yemek yedi. Ya amına koyayım, her yer masa ya. Vallahi billahi ya. Safir kıskanç. Daha etkileyici bir yatak odası istiyor. Adem'in kafası dağınık. Acı içerisinde. Iskarmozda kıyafetlerden mi? Ne? Kısıtlayıcı kıyafet derken ben sana neyi zorla giydirdim oğlum? Hiçbir şeyi zorla giydirmemişim ki. Evet, zorla da yazmıyor. İlginç. Spocu burada ha, uyuyor. Ha, belki şey vardır onda Samet. Çıplaklık seviyor. Çıplaklık seven varsa ondan. Kardeşim yardır, sal dal taşak koş. Kim sen? Kim tutar seni? Samet kim o? Bir daha araştırmaya gidiyor değil mi herif? Kültür 12'ymiş. Iskarmoz abi. Kültür 12 araştırmaya Fokras bakıyor. Bence bir tane daha masa yapalım Samet oraya bak. 3 kişi hemen araştıralım, geçelim. Hemen abi. Boş zamanlarına o da gelsin. 2'yi verelim ona da. Çünkü çok iyi Kültür 12 nedir ya? Benim bile 18 bin er. Mahkumlar için yara da yaptık. Şimdi şom ağzımı açmak istemiyorum ama bir save alayım. Öncelikle yani yaklaşık 2 saattir bu save dosyasının içerisinde götümüzün genişletilmemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası yani diğer save'lere nazaran, çünkü gerçekten diğerleri çok fenaydı. Bak evet, bunları da hızlandıracak bir şey var abi. Alet dolabı var. Hah işte benim bahsettiğim buydu. Tamam okey. Benim bildiğim bunu kendimiz de verebiliyoruz diye de. Onu kaldırmışlar mı? Ne yapacağız? İki sene iki tane alet dolabı bu koydum. Aynı etkiliyor galiba diğerlerini de. Birer tane bağlanıyorsa. Şaheser bir koltuk yapmış Tolga abi kumaştan. Güzel, yakışır. Götümüze layık efendim. Bakın ambriyosalar hala aynı miktarda. 113. Bizde tüketen yok. Şu fillerin alanını da daraltıyorum artık burada. Araştırma bitti abi, besin dağıtıcısı. Tamam. Paketlenmiş yemeğe gidiyorum. Sonra el yapımı patlayıcıdır. Şudur budur yardırırız. Burada alınacak bir şey kalmadı gibi yani. Dalsak belki içeride bir şeyler çıkar da. Şimdilik burada bir şey kalmadı gibi. Ne yapabiliriz? Bence burayı alan birden çıkartalım. Tamam. Hani filler dışarıda yakalanmasın gene. Evin içinde yardımcı olsunlar. Fillerimizi koruyoruz arkadaşlar. Burası fillerin gezebileceği alanlar. Fillerimiz sadece evde dolanabiliyor. Hani evin içerisinde. Buralarda yardımcı olabiliyor. Çalı çırpı ne alaka ya buralarda? Keşke zemin mi döşeseydik önceden? Ama o zaman daha hızlı hareket ediyorlar ya. Doğru. Şimdi nasıl olsa şey yapmayacaklar. Baktığın zaman abi. Tuzaklara takılacaklar. Aa yürüseler de olur. Aşağıda küçük bir yer kaldı, haberin olsun. İzinli alanlarda mı? Sağ ol balım. Sağ ol Ozan, teşekkür ederim. Eyvallah. Tamam tamam, hallettim. Şimdi arkadaşlar bizim çelik derdimiz yok. Ha kolon yapılmış, şuraları bir kazabiliriz. Bir tüccar gelse var ya, öyle bir malzeme kazacağız ki. Üf üf. Evet ya, artık gelsin. Aha ne toptancı. Oldu? Allah, tam gelsin dedik, geldi herhalde. Başka bir şey.
Başka bir şey isteseymişiz abi. İçeri girsinler de. Gelmelerini bekliyorum. Evimiz bu arada güzel ya ve yani iki tane heykelimiz de var yerleştirmediğimiz odalara. Öfkeli deve kuşu mu? Ne yapacaksın amık delisi? Kapı. Şükürler olsun. Tamam. Tuzaklara takılacak abi, ne yapacak Keko? Ne? Oğuz abi bir adamlarla konuşalım. Bir gideyim toplayıp sohbet edelim, burası çok önemli. Katılıyorum. Hadi güzel malzeme alın, satın bize. İnşallah çok bileşenleri var. Bileşen güçlü namlu. domuz alıp satıyorlar. Hayvancı mı bunlar? Bunlar hayvancı abi. Et veriyorlar. Yani yemek yaparız, ver etleri, olur. Abi. Bütün etlerini alıyorum abi. Tamam alalım. Yukarıda hayvanlarda başka hayvan çeşitli bir şey var mı? Keçi ve koyun var, tamam mı? Yani bizimkiler zaten. Onlar bizimkiler, domuz var. Keçi ve koyun var senin dediğin gibi abi. Ya koyun lazımsa ben sana satayım. Tabii canım. Zibilyar tane koyunum var yani. Mısır alıyor, pirinç alıyor, böğürtlen alıyor. Bileşen alıyor, satmam. Kumaş alıyor, vermem. Şeytan ipliği. Aa, tatlı da duruyormuş. Evet. Fil derisi. Kullanırız. Çiçile kürkü kullanırız. Ha, eski kıyafetlerden kurtulurum o bahaneyle. Aynen. Eski kıyafetlerden kurtulalım. Odun da satmıyorum. Bitkisel ilaç da satmıyorum. Ambrosya'yı satalım da. Satalım mı abi ambrosyaları? Edip satalım bunu. -3000. Eşek gibi satacağım ki. -2000 diyor. Aa. Devasa heykelleri yapıştıralım. Heykelleri yapıştıralım iki tane. Tamam. Altını sermaye olarak değerlendiriyorum ya. Aynen kalsın. 715 hatta bir de 1000 var. 1700'lük de satabiliriz, ona bakalım. Yani bütün eldeki parayı alalım diyorum. Mantıklı. Saman alsa saman almıyor ki. Almıyor şerefsiz. Odun var satabileceğimiz. Bitkisel ilaç 307 tane. Bitkisel ilaç satasım yok abi ya. Ya 100 yün tane okutabiliriz. Satabilirim şu an. Yani 1000 adet misal. Aa, çünkü koyun yünümüz çok iyi bu arada abi. O kadar koyun işe yaradı. Koyun yün kullanmıyorum. Niye yazamıyorum ya? Eksi olacak ya. Bir tane yap böyle, gelecek ondan sonra. Ha, 1000 fazla geldi. 900. 900 tane satalım. Ya 5 birimde aramızdaki ilişki olsun. Tamam. Çok güzel. Bence güzel oldu. Altınları güzel arkadaşlar mi? Dediğim gibi sermaye olarak tutuyorum. Aynen. İleriki teknolojide de altın bayağı işe yarıyor bazı şeylerde. Hı-hı. Kabul ediyorum ticareti. Çok güzel. Çok ıdı bıdı şeyler aldım aslında arkadaşlar. Biraz tırvırı alışveriş yaptığımı kabul ediyorum açıkçası ama yani dünya kadar et alındı. Bu etlerin bozulmadan depoya taşınması müthiş olurdu. Ama bozulmaz herhalde ya. Kurumuş etler bozulmuyor da. Alpaka meat 1.8 gün. İnşallah 1.8 güne taşırlar içeri. Dolap zaten soğuk mis gibi. Oh. Abi etler var çünkü yemeğimiz çok. O kadar çok şey yapacağım ki güzel yemek. Ve donmuş, bozulmuyor da. Hani moraller hep tavan olacak böyle. Herkesin çelik yeleği de tamam. Silahlar iyi. Şahin'e iyi bir silah verelim hemen. Çok iyi. İyi ya. Koyun yünü de güzel para ettiğini öğrenmiş olduk. Tanesi dolardan iyi oldu. O yüzden dişi koyunları kesmeyeceğiz. Her zamanki. Evet. Teşekkür ederim İsmail, sağ olasın. Şu an karavan yapmayı düşünmüyorum ya. Kervan yapmayı. Başka ne yapacaktım? Abi bir de şey yapmak istiyorum ben ya. Zırh. Çelik yeleğin yanına Flak Helmet galiba. Flak Helmet mıydı? Flak Helmet da aynen kafa için zırh. Aa, bok bileşenim var ya. Plaselik de lazım hesabına. Plaselik almıştık abi. 80 tane plaseliğimiz var. Ama bileşen yok. Yani. Biraz zamanı hızlandırayım. Şunları taşısınlar. Bir save alıp ufaktan böyle bir videonun sonuna gelmiş olalım. Buzdolabın oraya çift kapı yapsana. Bu ne? Kötü bir çift kapı bu arada. Bir şey de yaramıyor ya. Sadece şeyi daraltıyor yani. Konumumu daraltıyor.
Ama içerisi rahat kalır ya, sıkıntı yok. Buzdolabının oradaki çift kapının oraya soğutucu. Bir karelik yere. Manyak mısın? Bileşenimiz yok dostum. Yazık, günah değil mi? Bizimkiler taşıyor mu etleri? Tamam, taşıyor. Taşıyor abi. Görev vardı, hiç bakmadım bile. Görev yapmayacağım. Son adam Tolga. Tolga'ya hemen şu ağır makineliği kullandırtalım. Şimdi Fokrals, Liza ve Line of Bosporus'ta shotgun olacak. Fokrals'a iyi shotgun'ı verip Line of Bosporus'a kötü shotgun'ı, shotgun'ı verelim. Okey. Şeylerden de kurtulduk, kötü kıyafetlerden. Güzel oldu. Deve kuşu da bu arada tuzağa takılıp öldü. Mis gibi var ya, bu base artık kolay kolay yıkılmaz ya. Ve sevgili, neden burada Prime'ın avantajıyla 5. ayında yavaş yavaş 1 yıla doğru seviliyorsun babuşum? İlçedeyiz, gelemedim yayınlara demiş. Eyvallah, eyvallah, neden burada, sağ olasın. Teşekkür ederim. Taşıyın şu meatleri. Pisişik gibi. Bak. Yanar mı bunlar kendi kendilerine? Yok, yanmıyorlar. Bizi gidip öldürmek zorundayız onları. Haydi haydi. Evet. Ana beşlimizi alıyorum o zaman. Yok. Yeter mi diyorsun beşli sana? İnşallah abi. Çünkü bayağı adam var orada içeride. İki tane gördüm. Kimi gördün? Evet, yakında işte ben iki gördüm. Tamam, alırız biz bunları. İki gördüm. Bir de şey, evet. Hani ağır makinalı artı çelik gerek var ya bizimkilerde. Tamam tamam, alırız. Ben o çelikleri, ekran benim biraz şeyde buğulu da. Sıkıntı yok abi. Onları da şey zannettim. Tamam, alırız yoksa. Ben 5-6 tane falan gördüm de. 3x'de değil, 1x'de. İyice yayılın. Niye o kadar öne gidiyorsunuz abi? Abi de ne yapıyor onlar? Önde gelen kişi biraz geriye gönderebilirsin mesela beni. Ha, tanklattır, aynen. Evet, Oğuz abi bayıldı. Tamam, şu an, şu an. Toparlayın. Hemen senin hanımı seni kurtarmaya yollatıyorum. Ölmen deme abi. 4 saat ölmem içerisinde ben ölecek. Kurtarız beni. Tamam. Bu arada tamam, sadece 4 kişi operasyon yapıyoruz yani. İstiyorsan Tolga'yı direkt beni alsın mı? O gemi zaten sıkıntı olmaz. Hani direkt yatağa götürsün biri beni. Nickel geliyor abi. 4 saat içinde. Tamam. 3 saat içinde. Nickel zaten doktor. Hemen tedavi de eder. Yerinde müdahale seçeneği var mıydı? Ben onu hiç yapamadım. Bizimkiler öyle diyor da. Güneş çarpması. Alp abi. Abi sırası mı? Nickel'ın ayağı mayağı kırık mırık değil değil mi ya? Yavaş koşuyor. Olmadı. Save'e döneceğiz zaten. Hadi hadi Nickel. Hadi Nickel. Tamam, pisicik gemi yok edildi. Şunları bir base'e geri götürün. Bunları da alın. Bu cesetlerden de şey yapacağız. Cesetleri, bu mekanik cesetlerini de cesetlerde ne cesedi olarak geçiyor abi bunlar? Orada mekanik şeyde cesetlerini buraya tıkladım. Aha, okay. Çünkü şurada alıp eriteceğiz ya abi. Buradan mı eritiyordu? Elektrikli döküm makinesinden galiba. Evet. Oradan, ondan. Olması lazım. Elektrikli döküm makinesinden çürüf erit ne ya? O değil, çürüf değil. Çürüf değil. O zaman bir şeye baksın, yanındakine bak, bir tanesi, bir büyük tanesi eritiyordu. Mekanoid parçala. Mekanoid parçala. Evet o. Oh, aynen. Ondan bileşen yapacak. Sonsuza kadar. Sen ölmezsen şu an her şey çok worth. Benim de bir baksana, bir ilgilenmiş mi düzgün biri? Abi daha yeni geldim. Ben gitti gidiyorum. 1-2 saat kaldı. Ne kadar kaldı baksana. Hemen ilgileniyorlar. 2 saat. Hızlı. Nickel geliyor. 1 saat. Gittim ben büyük ihtimal. Hadi Nickel, hadi. Nickel'ın tıp iyi, Nickel'ın tıp tamam, iyi. Tamam, tamam, kurtardım. 2 saat. 4 güzel saat. Gibi. Ölmeyeceksin abi, şükür. Şükür. Tamam, çok şükür. Alp abi de beni güneş çarptı diyor ya, bizim götümüze kobra girmiş. Hep kendi derdinde ya. Çürüf de eritebiliriz bak. Çürüfleri de şey alayım abi. Bu gemilerden geliyor ya. Aynen. Çürf diye mi yazılıyor? Ha, çelik çürfe izin veriyormuş. Okey. Buraya taşısınlar. Şurada çürf de eğitilir mekanoid parçalamanın akabine. Yok, o buradaydı. O öyle.
Elektriği veririz, çürüf eritiriz sonsuza kadar. Mis gibi. Oh, şükürler olsun. Oğuz abiyi kurtardık. 5 kişi gidip operasyon yaptık. Mis gibi. Ambriyosalar çıkmış. Buradakiler değil. Şuradakiler mi? Buradakiler de değil. Abi o kadar da önemli değil ya. Ben onları yemediler bu arada. Sattım. Hadi üçünü de toplatayım da yani sizin hatırınıza. O kadar da önemli değil ya. Abi araştırma gerekiyor. Madem steril malzemeler diyeyim. Tamam. Biraz bir ortalığı toparlayalım sevgili dostlar. Ardından save alıp ufaktan salacağım. Bu kadarlık yeterli yani. Abi her anlamda çok iyiyiz. Her anlamda çok iyiyiz ya. Yani o bizimkilerin malzemeler falan çok iyi oldu. Ziyaretçi. Ha. Beyaz torgo mızrağıyla. Ya ne yapacaksın ki? İşte buna şey yapacağız. Ne derler onun buna? Ticaret inşallah bir şey vardı üzerinde. Alacağız, satacağız. Ama sen yaralısın abi. Şey benden sonra şey sosyal iyi olan biri. Gardiyanlıkta yüksek yetenek olan. 9 var Fokrals'ta. 4 var sosyallik. Nickel'ın da 4. 9 var Fokrals'ta herhalde. 9 ya. Fokrals bir gidip bir konuşabilir. Evet evet. Tolga ne durumda? Abi Tolga eli ezilmiş ya. Ezik var 2 tane. Tamam, bir de iyi, çürük iyi, var gövdede de. Kurutulmuş et bileşen alıyor. Satmıyor. Kumaş alıyor. 62 altını var. Ben buna ne satayım ki? Bir tane bitkisel ilacı var. Çelik yarık baltası var. Çelik yarık baltası bizimkilerde var mı? Yok ama mili salmıyorum abi kimseyi ya. Dışarı çıkmıyoruz ki. Adam gelmedikçe. Ya esasında biz geçen seride yaptığımız şey hatırlıyor musun Samet? Bir karakter yapmıştık. Karaktere enerji şeyi verip evet. Ona tanklatıp içlerinden geçiyorduk. O tarz bir şey yapabiliriz. Güzel taktik. Ayça'ya yapmıştık abi hatırlıyorum. Ayça'ya aynen. Bir tane yani var yorun hani başlangıç eklentisi hazır olsun diyorsun. Aynen çelik yarık baltasıyla beraber hani tamam. Alalım. Zaten biz onu satacak çok şey buluruz. Çelik yarık baltası bütün etlerini de alalım. Beraberinde yün almıyor kumaş alıyor. Yani misal 100 tane 200 tane kumaş versem. Hı-hı. Tamam 43 birim de parasını alıyorum. Mis. Satılacak çok şey var da. Yani bir saniye ben niye hakikaten kumaş satıyorum ki abi şu pilaları falan kullanmayacağım. Evet evet pilaları makineleri ve el bombaları dursun. Ahşap sopa. Ahşap sopa falan. Pilalar, ahşap sopa, yaylar. Bıçaklar, çelik bıçak, gladius, çelik ikva, sopa, bıçak. Okey 9 birim de veririm ya. Çok güzel şeyden kurtuluruz abi. Arka plandaki dağınıklıktan kurtuluruz. Hı hı. Oh be. Oğuz abi bir kendine gelsin de ona kan kaybı aşkın diyor da şu an ilgilenen var. Kültürü 20'nin üstünde. Ama gitgide azalıyor deneyimin abi. Dayak yediğinden mi? Her şey işimi yapamıyor mu? Unutuyorum. Ha. Abi nasıl iş yapacağım kurban olayım. Allah adam beni deviriyor da. Sol kulak yarılmış. Ay kulaksız mı kaldım? Sağ bacak yarılmış. Duyma %75. Vücut parçası baştan sona eksik. Abi kulaksızsın. Kulaksız kaldım. Ama protezleri araştırdık ya. Biz de abi sana en kral kulağı yapacağım. Sağ olasın. Böyle Alp abi şey yapsın böyle Alp abi estağfurullah desin böyle giyirsin hemen duyacaksın. Çünkü Alp abi tehlikeli bak. Biza'yı kaptı. Nikola da yürümüş. Sıkıntılı. Aynen her şey var. Hani şuradan ben orada bacağı abi kaybedeceğim. Şey diyor beni diyor güneş yaptı diyor. Allah'ım yarabbim. Aynen aynen. Abi sol bacağını kaybetmişsin. Sol bacağın da mı yok? Vallahi mı? Abi sol yok bacağın be. Ve kulağın yok. Heee. Ama hanımın senin ellerinle besliyor. Aga be. Oğuz abiye protez bacak. Şu steril fayansı da araştırdıktan sonra yaparız ya.
Ama şimdilik dostlar save alıp videomuzu burada sonlandıralım. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Gelecek bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.